Merhaba sevgili canlar dostlar, nasılsınız? Ben Cem Kervan. Bu hafta Şah İsa verdiği adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. İsa Ruhullah bir yerde şifa dağıtıyor. Her çeşit hasta, her çeşit böyle kötürüm, sağır, dilsiz, kör, sakat, yani her çeşit hasta var. Hepsine şifa veriyor. Akşam oluyor, karanlık çöküyor, karanlık basmaya başlıyor. İsa halkı salacak, gönderecek eve. Taliplerine dönüyor ve diyor ki, bu halkı acıyorum çünkü açtılar, bir şey yememişler. Ne yapalım? Yani eve göndermek istemiyorum aç aç çünkü yolda bayılırlar. Aslında taliplerini sınıyor çünkü ne yapacağını biliyor. Ama talipler sınavda kalıyorlar çünkü unutuyorlar bazı şeyleri. Birkaç hafta önce anlatmıştım ya, 5 somun ekmekle 2 tane balıkla 5000 kişilik bir kalabalığı doyurmuştu İsa. Sadece 5000 kişi değil, 5000 erkek, yani kadınlar, çocuklar hariç 5000 erkek var orada, 5000 aile var orada, doyurmuş. Ama demek unutuyorlar, somun sayıyorlar. Yani kaç tane ekmek var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sadece 7 tane var. Bir de birkaç tane balık. Olmaz. Yok. Diyorlar. Halbuki İsa ne yapmıştı? Yani daha az ekmekle daha fazla kişileri doyurmuştu. Çünkü şimdi erkek sayısı 4000, daha az. Yani o fark etmez aslında. Yani 5 ekmek, 2 balık, 5000 kişi, 7 tane ekmek, birkaç balık, 4000 kişi. O da mucize, o da mucize. Yani saymamak lazım aslında, hiç önemli değil. Her neyse, İsa diyor tamam, otursunlar. Oturuyorlar halk. İsa taliplerini çağırıyor, diyor ki o ekmekleri, balıkları bana ver. Veriyorlar. Hakk'a şükrediyor. Taliplerine bölüyor. Taliplerini veriyor. Talipler de lokma dağıtıyor herkese. Herkes istediği kadar alıyor. Doyuyor. Sonra İsa diyor artıklarını toplayın. Ve kaç tane küfe dolu artık da çıkıyor. Şimdi biz de unutuyoruz bazen. Şah İsa hayatımızda neler yapıyor? Mucizeler yapıyor değil mi? Ama birkaç hafta geçiyor. Aynı duruma denk geliyoruz. Tıpatıp aynı. Ve korkuyoruz. Aman ne yapacağız şimdi bu sefer? İşte unutuyoruz. İsa her zaman cömert veriyor bize. Her neyse değişe geçelim mi? Her zaman verecek bize. Kötürüm, kör, sakat, dilsiz ve sağır. Her çeşit hastayı getirmişlerdi. İsa'nın ayağına yattırdılar. Şah İsa hepsine de sağlık verdi. İsa'nın ayağına yatırdılar. Şah İsa hepsine de sağlık verdi.
Dedi bu insanları acıyorum. Eve aç gitsinler istemiyorum. Çünkü yolda bayılırlar korkarım. Şahisa o canlara şenlik verdi. Çünkü yolda bayılırlar korkarım. Şahisa o canlara şenlik verdi. Öldüyse her zaman her şey vermeye hazır demektir. Evet, inşallah beğendiniz. Beğendiyseniz beğeni düğmesini bir tıklayıverin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.